şöyle bir şey daha olsa ya da şöyle bir aktivite daha olsa diye var mı? Her şey güzel mi? Ya şöyle bir şey söyleyeyim mi? Fikir olarak söyleyemem yani size. Şöyle 422 kişi katılıyor. Evet. Sonuna kalan 422 kişi kalmıyor tabii ki. O biraz şey hani 422 değil de böyle 200 kişiyi falan orada tutabilecek bir şey olsa daha şey olmaz mı? Ya çünkü hani 400 bakıyorsun hani bir İranlılar var bir de bizim şey kadro var. Ben eğer bir zaman kalıyorum sonuna kadar. İşte ben de kalamıyorum. Ben kendim için söylemiyorum bunu. Hani orada tutabilecek bir şey yapsak diyorum. Deyip topu atıyorum dedim abi. Girişte 150 lira fazladan alalım. Öyle bir konusunda yoktu. Yönetimde kadar gitti. Öyle bir arkadaşlar yoktu. Yönetim kurulu olarak bütün hazırlıkları yapardık. Üç abi, kamil abi vesaire, kalkmalar, taşınır, her şey yapılır. Takım elbiseler giyilir, daha çok güzel. Ama eğlendikleri anda yönetim kurulu bulundukları kurula yapıyor olduğumuz hiç umurunda değil. Çünkü adam oraya bağlıyor yani. Şöyle bir konuda en ufak kişiye katılmıyor. Elenenin kayınvalidesi ablası hastanede bilmem ne. Ama ben hiç elenmeyip de yürüyüp bir iki çıkıntıda giden adam gördüm. Siz gördünüz mü? Nasıl bir sizler var? Yani elenmeden devam ediyor adam. Turnuvada şampiyonluğa doğru gidiyor. Ama bir işi çıktı, terk etti, gitti. Ben hiç görmedim mesela, kaç senedir tutuluyor. Onu elenip de işi olmayan adamla görmedim yani. Elenmeden de işi var. Evet, aynen. Devam ettiğinde zaten böyle bir ölçüm yok, alan sağlar benim diyor. Devam ettiğinde herkese. Bülent'in söylediğinin çözümünün aslında başka bir oyuncumu söyledi. Kıbrıs'ta tank yapıyor. Turnuva sonrası turnuva diye. Hani Kıbrıs'ta çabalıklarda kaldığı için katılıyorlar ona. Belki burada da hani turnuvanın sonlarına doğru ödül töreninden sonra da devam edecek bir aktivite yaparsak güzel ödülle o zaman daha kalabalık olur orası. Ama çok kalabalık olması bizim işimize geliyor. Çünkü o kokteyli adam bir şey yapıyor, para ediyor. Onun zamanı şey olsa 850 euro ödül. 200 kişi, tatlı bir şey yapalım var mıydı? Var, var, geliyor. Evet, çok güzel bir turnuva yaptık. 420 kişi katıldı. Bizim korkularımız vardı. Sonraki senedir İranlılar şampiyon oluyor. Son 8'de hiç İranlı kalmayınca bir yağmurluk olacak. Çünkü bir daha bir İranlı şampiyon olsa babalar olacak. Son 4'te de tamamen Türk arkadaşlar kalınca iyice rahatladık. Hani biz kendimiz şampiyon olmuş gibi sevindik. Yani Türk arkadaşlarımız tabii ki İstanbul'dan bu oyuncuların olması ayrı mutluluk ama Türk'ten olması yeterli. Yani ben kolum itibariyle, kolum sebebiyle sadece İstanbul'dan başka değil. Türkiye'deki bütün dernekler benim olarak görüyorum. Ama İstanbul'dan bu oyuncuların da 14'te isimlerini iyi aldırması biz çok onur etti, çok güzel oldu. Turnuva başlarken özel oyuncu vesaire geçtiğimiz sene başarılı olan oyuncular, sponsorların rakipleri gibi bir ödül törenimiz vardı. Burada herkesin kupasının ceketini verdik. Ama bizim Ali Belen'in kupasını vermeyi unuttum. Artık geçen sene şampiyon olarak yaşadık kupasını vermeyi unuttum. Hani biraz cezalandırdım beni çok kötü yerde diyebilirlerdi. 2015'te 2016'da şampiyon olan Türkiye'den en az hatayla oynuyor. Ama uluslararası turnuvalarda, yabancılara katıldığı turnuvalarda henüz bir derecesi olmayan Ali Çetin Meleni'yi almışlarımızla. Ben yaptım. Ben bazı yerlerim sana sıfır mağdur edeyim. Ha o turnuva.
Yani biz dışında turnuvaya gidemiyoruz yani maalesef. Hani bir derece o yüzden biraz da belki alamıyoruz yani. Neyse tekrar teşekkür ederim. Bu hatta olmasa da falan işimiz de olacak. Diğer unuttuğumuz bayağı kısa geldi. Ama iyi de oldu hakikaten böyle verilmesi. Benim hoşuma gitti. Kasım Aralık sezonu İstanbul'da bir sahip oldu. Oğlan Özgür arkadaşa ben 14 tur sürdü yanlış hatırlamıyorsam yılların yok turnuvası. Sonra 22. He? 22 mi? Yok ana şey 14'tü. 14 turdan sonra playofflar başladı. Son 3'e 3 tane Türk arkadaşımız kaldı. Yani playofflar sonucunda da bir oyuncunun 2 kişiyi 5 5'e yapması lazım diğer oyuncuları ki o şampiyon olsun. Diğerlerden biri de 2. olsun, 3. olsun ve playoff bitsin. Ama inatla yenilmediler abi. Yani o oynayın diyor, o oynayın diyor, o oynayın diyor. O şey bozulmadı. Yalnız hatırlamıyorsam 3 turda playoff oynadı. Yani 14 turun üstüne... 20'lik var, 13-5'lik var. 23 tur oldu. 23 tura nasıl çıktı onu bilmiyorum da. Yani bütün maçları sayıyor. Bizim için 19 tur. Bizim için 20-20 var. Sonuçta en son... Bülent'in 20 saniyesi var. Cihangir Hocam çok güzel bir oyun kurmuş. Yani en iyi ihtimalle Bülent'in süresi yenilmesi lazım ve Cihangir Hoca'nın şampiyon olması lazım. Fakat o maçı bile Bülent çevirdi. Daha önce de Cihangir Hoca'nın çevirdiği maç vardı. Dinçer Güneş'in çevirdiği maç vardı. Ya öyle bir hal etti ki hiçbirinin ikinci ya da üçüncü olmasına gönlüm el vermedi. Çünkü sadece şampiyonlar alınıyor. Ama 3 sene önce kim ikinci oldu? İkinci olan bunu hatırlıyor. Ya 5 sene önce kim ikinci oldu? Bu ikinci olan hatırlıyor. Hiçbirisi ikinci olmaya hak etmemişti. O yüzden üçünü de şampiyon ilan etti. Kupalarını orada vermedik. Dedim ki hepinize şampiyonluk pas edeceğim. Artı şampiyonun gümüş üyesi vardı. Onu da maliyetine katlanıyorum. İki tane daha gümüş üye yaptıracağım. Ve hepsiyle beraber size takdim edeceğim. Ben Kalabalık, Dinçer Güneş, Cihangir Çetin'e. Alkışlar. Kağıda bakmamın sebebi de neyse, Cihangir Hocamız sürekli Cihan'da el oldu diye anlattı. Ben tebrik ediyorum. Başarılarınızı da alalım. Değil mi abi bana yardımcı olur musun? Üyeleri falan da alalım. Cihangir tek oradan çekiyor. Şey onu gösteriyor abi. Takamıyor. 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 Takamıyor.
Haftaya kurtulayım.